Şimdi olacak o kadar biliyorsun bu sene 20. yılında. Evet. Ve 20. yılında olacak o kadarı bitiriyoruz bu sene. Zaten karı koca boşanmadan önce bu programı bitireceğimize dair 20. yılda karar vermiştik. Şimdi 3-4 bölüm bir şeyimiz kaldı. O bitince programı bitiriyoruz. Peki neden? Şöyle bir açıklamanız tadında, var. Tadında tuzunda yerli yerinde yerlerde sürünmeden. Peki şunu söyleyebilir miyim? Bu sizin açıklamanız. Olacak o kadarı 20. yılında tamamen bitiriyorum. Program zedelensin istemiyorum. Evet. Ama zaten 20 yılda zedelenmemiş midir bir program? Zedelenmemiştir. Bravo. Bravo. Bu programları biliyorsun Okan'cığım, bu programları sen keyfine göre yapamazsın. Evet. Eğer talep varsa, eğer reyting alıyorsa, seyirci beğeniyor ve istiyorsa bu programlar devam eder. Sen kendi keyfine göre bir programı sürdüremezsin. Evet. Eğer tutmayan bir programı da hemen pat diye ertesi hafta kaldırırlar. Kimsenin de gözünün yaşına bakmazlar. Levent abi, bu çok iddialı bir açıklama olduğu için özellikle okudum zaten. Çünkü 20 yıl devam eden bir program kaldırıyorum. Zedelensin istemiyorum. Çok çok önemli bir açıklama. Çok önemli. Gelecekte de seyredileceğini düşünüyor. Ben de öyle anlıyorum. Peki gelecekte seyredilecek mi? Çünkü elbette. Sizin yaptığınız anlaşmalar tabii biraz daha Kemal abiye göre daha tutumlu anlaşmalar yaptınız. Daha dikkatli anlaşmalar tabii, yaptınız tabii, ama. Tabii. Neden? Çünkü ben yaptığımız programları kendi malımız oldu. Yani evet. Televizyonlara sadece kiraya verdik. Bir yayın hakkı verdik. Bir de tekrar hakkı verdik. Belki iki tekrar hakkı verdik. Biraz da suistimal ettiler. Onlar fazladan tekrarladılar. Ama bu programların mülkü benim ve çocuklarımındır. Netice itibariyle Türkiye'de benim annemin gençliğindeki sorunlar hala devam ettiğine göre, benden de bu sorunlar çocuklarıma devrolacağına göre, bugün herhangi bir Aziz Nesin kitabını yeniden okuduğunuzda hiçbir şey değişmediğine göre, bu programlar da sosyal içerikli bir komedi olduğu için, bir görevci gülmece, bir durum komedisi olduğu için her zaman var olacaktır, yaşayacaktır. Bu iki kere, iki dört Charlie Chaplin'in filmleri gibi. Ne kadar umutsuz konuşuyorsunuz baba. Bu sorunlar değişmeyeceğine göre diyorsunuz. Evet öyle. Yani ben değiştiğini görmedim. Yani benim annem de bir çukura düşüyordu, babam da çukura düşüyordu, ben de çukura düşüyorum, oğlum da düşüyor. Yani çukurları devralıyoruz ama. Özellikle. Ama ülkemizde çok güzel şeyler var, çok güzel gelişmeler var. Bunları da kabul ediyorum. Yani zaten bir ülkenin sorunsuz olmasını beklemek de mümkün değil. Hele bizimki gibi hem içeriden hem dışarıdan el atılmış bir ülkenin geleceği parlak, ama çok geleceği parlak. Yani çok ileride bir geleceği parlak.